Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi ne diyeyim abi, iyi şu anda ülke ekonomisi iyi, güzel. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Merkez, Kayseri merkez. Kayseri. Melik Gazi'ye bağlısınız Melik Kocasana. Gazi. Melik Gazi Belediye Başkanı'ndan memnun musunuz? Memnunum. Peki Melik Gazi Belediyesi tarafından ne gibi yenilikler görmek istersiniz? Yani çok güzel bir ekonomi iyi. Ondan sonra Melik Gazi Belediyesi'nin verdiği bize çok güzel şeyler vardır. Mesela abi neyi de memnunsunuz? Yani ne diyeyim, bizim başkanımız daha iyidir yani, çok güzel. Öyle. Kayseri Büyükşehir Belediyesi nasıl buluyorsunuz? O da güzel. Toplu taşım araçları ama biraz zam gelmese daha iyi olur. Zam gelmese daha iyi olur. Ama şimdi zam yapıyorlar, ona göre olmasa daha iyi de ama yapıyorlar bunu bize. Engelli veya işte 65 yaş üzeri yani olmasa daha iyi olur. Ama 65 yaş üzeri şimdi biletle kalkmamasını istiyoruz biz. Çok teşekkür ederiz. Abim Tomarza'da çok zor işiniz. Ben mikrofonu birine uzatıyorum. Ya ben de yayın yapıyorum. İnan kaçıyor adamlar beni çekmeli ya. Anlıyorum şu an. Evet. Neydi konu efendim? Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi hakkında şöyle düşünüyorum. Şimdi tabii insanların biraz alım güçleri düştü ama şöyle görmek lazım. Bakın şu an bizim erişebildiğimiz hayata dünyada birçok ülke hala erişemedi. Daha doğrusu bunu öncelere doğru bakarsak mesela Almanya ya da Fransa gibi ülkeler 1932'lerde 33'lerde fabrika kuruyor. Maalesef biz 1932, 31, 33'lü yıllarda şapka kanunu, bıyık kanunu, elbise kanunu gibi şeylerle vakit geçirdiğimiz için bugüne geldik diyorum. Ama şöyle baktığımız zaman şükür özellikle ülkemizde olan depremden dolayı bu yükü hepimizin çekeceğine inanıyorum. Şu an ben buradan tüm beni dinleyen kardeşlerime, abilerime sesleniyorum. Kolay bir şey değil. 11 ilde bir yıkım oldu. Bunun faturası tabii çok ağır. Bir yerlere eleştiri bulmaktan vazgeçelim. Yani topu daima bir kişinin üstüne atmaktan vazgeçelim. Gelin hep birlikte bu işin altından kalkalım derim. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Tomarza'da yaşıyorum. Memnun musunuz Tomarza Belediye Başkanı'ndan? Memnunum. Tomarza Belediye Başkanımız Sayın Davut Şahin. Zaten esnaftan gelen bir başkanımız. Elinden geldiği kadar belediyemizin kendisinin bütçesinden geldiği kadar insanlara yardımcı olduğuna inanıyorum ve belediye ya da devlet değil kendisi de şahsi konularda bizzat bazı vatandaşlarımızın birçok vatandaşlarımızın işlerine el attığına şahidim ya. Peki çok teşekkür ederiz. Biz size kartımızı verelim. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi. Ekonomi valla sen benden daha iyi biliyorsun bu soruyu sormasan da çok güzel olurdu. Gene de o ekonomiden bahsedeyim ben. Hanımla 100 gram peynir aldık 3 gündür devam ediyor yok bitiremedik. Ekonomi bu. 8 tane de zeytin aldık. Onu da 3 aylarda tutacağız Allah izin verirse. Ondan devam ediyor. Ekonomi bu halde. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melek Gazi. Aman özür. Koca Sinan'da. Memnun musunuz Koca Sinan Belediye Başkanı'ndan? Koca Sinan Belediyesi'nden? Hiç görmedim herifi. Mahalleye de gelmiyorlar, gitmiyorlar. Bir arabalarını görüyor, gelip geçiyorlar. Tamam. Ne tür faaliyetler görmek istersiniz belediyeden? Yeşillikler bor olsun, temizlikler iyi olsun, çöp tenekeleri zamanında boşaltılsın. Gece saat 12'de bir de çöp tenekesi boşaltılır mı? Hastası var, delisi var, manyağı var, bilmem neyi var. Çocuk uyuyanı var. Gece saat 12'de çöp tenekesi boşaltıyorlar. Normal bir saatlerde alsana daha iyi olur, vatandaş huzurlu olur. Değil mi? Teşekkür ederiz biz. Hayır. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Oo, Türkiye'deki süper. Ekonomi. Süper. Süper. Her taraf dolu. Almancı da var tamam. Türkler de bayağı dolu. Herkes yiyor, içiyor güzelce. Herkesin mutlu yani. Evet, yurt dışından geldiniz. Kayseri'yi nasıl buldunuz? Biz yurt dışında yaşıyor olabiliriz. Ama bura bizim vatanımız. Biz hep burada gelip burada ekonomiye katkı sağlıyoruz burada. Kayseri çok güzel. Nelerini beğendiniz Kayseri'de? Valla biz buranın yabancısı değiliz. Her zaman buraya geliyoruz. Normal yani. Hepsini, her şeyi seviyoruz burada. Teşekkür ederiz. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Berbat. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla ekonomisi çok kötü Türkiye'nin. Ben yurt dışından geliyorum ama alışamadım. Yani inanamıyorum.
Ne olacak sonumuz? Kayseri'yi nasıl buldunuz? Hayır. Yani ekonomi yönünden mi? Pahalılık yönünden mi? Yurt dışından geldim dediniz. Kayseri güzel. Kayseri'de bir sorun yok. Özde bir çektiğim bir şehir. Çok güzel. Ama maalesef para su gibi gidiyor burada. Su gibi. Hiçbir değeri yok paranın burada. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Biz de kartımız hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi bir şey söylemek istemiyorum. Ne düşüneyim ya? Bu zaten ateş bazı her şey. Ne düşüneyim? Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Kılıçarslan. Hangi belediyeye bağlı? Melikgazi Belediyesi. Melikgazi Belediye Başkanı'ndan memnun musun? Değilim. Peki belediye tarafından ne gibi yenilikler görmek istersin? Ben burada pek fazla yaşamıyorum ama çalışmalarında pek bilgim yok yani. Çünkü bu İstanbul'da kalıyorum, burada kalmıyorum. Peki nasıl buluyorsunuz Kayseri'yi? Ne diyeyim ya, ateş ya. Başka bir şey söylemeye ki. Ya cehennem yanıyor bir ateş, bir insan da içinde yanıyor işte. Peki, teşekkür ederiz. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu ekonomi berbat. Bir emeklilik berbat. Emekte kalalım mı? Tabii. Berbat yani. Hiç emeklilerin hiç hali yok. Yani ekonomi dersen sıfır. Gidişat hiç iyi değil. Ama yapacak da bir şeyimiz yok. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Kayseri, merkez, Kocasinan. Memnun musunuz Kocasinan Belediye Başkanı'ndan? Memnunuz. Hangi tür faaliyetlerinden memnunsunuz? Daha çok bakım faaliyetlerinden. Başka bir faaliyetlerini görmedik zaten. Ne görmek isterdiniz peki Kocasinan Belediyesi'nden? Ne bileyim, daha geniş alanlar, daha parklar, çocuk alanları, böyle şeyler daha çok görmek isterdik. Şimdilik sadece kanalizasyon, şu bu, o gibi şeylerle daha çok ilgileniyorlar. Onlar benim. Ben teşekkür ederim. Aynı anda mı aldın? Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok mükemmel. Gerçekten diyorum mükemmel. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Melikgazi. Melikgazi Bey, belediye başkanından memnun musunuz? AKP'nin her şeyinden memnunum. Bu kadar. Kaçacağım işim var. Tamam abi, kolay gelsin. Çok güzel, harika. Biraz insanlar kendine gelmesi lazım. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Her şey çok güzel, Allah'a şükürler olsun. Cumhurbaşkanımızdan da binlerce razı olsun. O olmazsa zaten daha da kötüye gideriz. Allah onun yokluğunu aratmasın. Peki şu yapılan son zamlardan sonra en çok şikayet ettiğiniz ürün veya ürünler nelerdir? Hiçbir üründe şikayetim yok kardeşim. Herkes hayatından memnun yani. Anladın mı? Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Kocasinan'da yaşıyorum. Ben aslen Nevşehir, Avanosluyum. Peki Kocasinan Belediyesi'nden memnun musunuz? Herkesten memnunum. Allah'ıma şükürler olsun. Önemli olan Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı sağ salim dursun yeter yani. Peki çok. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Abi emekliler üzmedi, memurlar çok üzmedi. Memurlar çok üzmedi. Emek yerilmesi lazım, memurlar çıktı. Memurlar üzmedi. Peki şu yapılan son zamlardan sonra en çok şikayet ettiğiniz ürün nedir? Abi hepsi bahalaştı, ekmek bile bahalaştı. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Bersin'de Bersin'de oturuyorum. Kayseri'yi nasıl buldunuz? Kayseri'm çok iyi. Allah'a şükür iyi. Peki sizce Kayseri'de ne eksik? Ne görmek isterdiniz? Kayseri'de bazen yollar bozuk oluyor. Onları işitmez, yapmalar lazım. Peki çok teşekkür ederiz. Hakkında ne düşünüyorsunuz? Gibi ya.